İslam dini takım tutmak gibi bir şey değil. Hani bir din olgusu takım tutmak gibi bir şey değil. Nasıl ki yaşadığımız ülkenin kanunları var. İslami ya da gayri İslami. Kanunu var mı her ülkenin? Amerika'da yaşayacağım desen kanunu var Amerika'nın. Bu Müslüman değil bu ülke. Ben buna uymuyorum diyemezsin. O ülkede yaşıyorsan o ülkenin kanununa uymak zorundasın. Vebali senin değil. Vebali senin değil. Bunlar mecburiyet. İslam dini de böyle bir şey. Efendim İslam'da zorlama yoktur. Değil mi? Hep duyuyorsunuz mu bu lafı? İslam'da zorlama yoktur lafını duyuyorsunuz değil mi? Külliyen yalan. Külliyen yalan bir laf. Bu İslam'da zorlama yoktur bir ayet. Şöyle zorlama yoktur. Ayeti kerimede Rabbimiz buyuruyor. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Yani ne demek bu? Zorla seni Müslüman yapamayız arkadaş. Silahı çekip kafana dayayıp hadi lan Müslüman ol diyemeyiz. Zaten oldum derse yalan o, münafık olur o. Kalben inanmamış ama zorla. Canını kurtarmak için la ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş. Zorla olmuş. Bu Müslüman sayılmaz. Ama kendi rızan ile la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin anda işte dinde zorlama başlıyor. Bugün 5 vakit burada yoktur tabii 5 vakit namaz kılmayan adam. Hiç aramızda öyle biri olduğunu düşünmüyorum. Laf olsun diye anlatıyorum ben yani. 5 vakit namaz kılmamanın İslam hukukunda cezası var. İslam hukukunda, İslam yasalarında 5 vakit namaz kılmamanın cezası var. Oruç tutmamanın cezası var. İçki içmenin cezası var. Ülkemizin yasalarında olmayabilir. Ben Allah'ın dediğini söylüyorum. Şimdi dinde zorlama var mıymış yok muymuş? Hadi geçtik dünyadaki zorlamayı, cezasını. Şimdi namaz kılmayana ceza var mı? Yok. Öyle bir ceza verilmiyor. Tamam. Namaz kılmayana hesap soracak mı Allah ahirette? Soracak mı? Kur'an'da sure var. Soracaklarmış cehennemliklere melekler. Diyeceklermiş ki siz niye geldiniz buraya? Ne yaptınız da buraya geldiniz? Cehennemdekiler diyecekmiş ki ayet bu. Ayet okuyorum şimdi size. Böyle hikaye gibi dinleme ama. Ayet anlatıyorum. Neden buraya geldiniz? Biz namaz kılanlardan değildik diyecekmiş. Gördün mü? Dinde zorlama var mıymış? Zekatını vermezsen Allah ahirette ceza verecek mi? Hacca gidecek paran varsa gitmezsen ceza verecek mi? Boş ver dünyadaki hukuk cezasını. Demek ki dinde ne var? Var, zorlama var demek ki. Yani bu şu gibi. Ne var? Çanakkale'de üniversite, Çanakkale mi adı okulun? Çanakkale Üniversitesi'ni kazandın. Kaydını yaptırdın. Diyebilir misin? Ya hocam ben kaydımı yaptırdım ama ben sabah 8'de gelemem derse yani. Kusura bakma. Uyuyorum o saatte. Öyle değil mi? Öğlen 2'de gitmem lazım. Halı saha maçım var. Kabul eder mi okul bunu? Okulun düzeni neyse kağıtta yazan onu yapacaksın. Hocalar ne yapar sonra? Okuldan atı verirler değil mi? İslam da böyle. İslam'a girdiğin zaman ben bu şartlara, bu kurallara uymakla söz veriyorum diyorsun. 5 vakit namaz kılacağım, orucumu tutacağım, param varsa hacca gideceğim, param varsa zekatımı vereceğim. Ben onu yapmam, bunu yapmam. O zaman sen kendine bir din çıkartmış olursun. İslam dini müteşekkil bir bütün bir dindir. Her tarafına uymakla mükellefiz. Allah eksiklerimizi affetsin. Amin. Ne güzel.